Efendim merhabalar, günün manşeti başlıyor. Programı ben sunduğuma göre, merhaba dediğime göre bir konuğum var demektir. Köşedaşım, meslektaşım, sevgili Murat Özer, hoş geldin. Hoş bulduk. Hiç uzatmıyorum, hep şikayet var çünkü program çok kısa geliyor, yok doyamadık falan filan diye. O yüzden dolgu cümlelerini şu anda yaptığım gibi atıyorum. ve direkt dersimize başlıyoruz hocam. Hocam diye bilmiyorum hocam, ama hoca sayılırsın hocam. Değil mi? Her gazeteci hocadır. Yani her şeyden anlar gazeteciler. Evet, her şeyden. Ama öyle ne diyor? Her şeyden az bir şey anlar. Az bir şey diyelim. Bana gündem yoğun ama şu içeriden dün başlamıştık, yarım kalmıştı. Ya daha doğrusu bol tartışık da aslında doyamadık mevzuya. Ben bugün de gazetemizin manşeti olduğu için ben bu mevzudan senin o değerli görüşlerini duymak istiyorum. Köylüsün sen, köyde kal diye güzel bir manşet olmuş. Ve diyor ki komünist başkan romantizmi CHP'ye karşı aday olunca lince dönüştü. Var diyor romantik komünist falan. Tabii. Proleter devrimci falan filan hikayesi. İşte arkadaşlar dün zaten vermişlerdi. Hatta birçok izleyicimiz tekrar verin falan dedi. Hani sosyal medyayı takip etmeyen ya başka mecradan dinleyemeyenler, bizden dinleyenler çok hoşlarına gitmiş. Hı hı. Çok da mesaj aldık bu konuda. Vereceğiz ama ondan önce de Murat şey yapacağız. Daha önce de bir şey vardı. Bu komünist başkan güzellemesi vardı. Çok kısa zaten. Arkadaşlar onları hazırlıyorlar. Ben de şu anda topu çeviriyorum. Bir öncesini istiyorum. Hı hı. Sana bu ne manas bir şey oldu. Ben Recep'e cevap verdim. Öncesini, evet, öncesini istiyorum. Diyorum. Heh, bak şu olaya bak. Güzelleme abi. Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu bizimle. Aslında herkesin çok sevdiği bir isim, namı diğer komünist başkan diyelim. Ona nohutçu başkan diyenler de var. Çünkü Türkiye bir taraftan samanı bile dışarıdan alırken, savaşan yerlerden soğan patates alırken, o olduğu yerde Ovacık'ta bir dünya yaratmıştı, ekmişti, biçmişti, onu öğretmişti. Sonra Tunceli'ye geldi. Hoş geldiniz. Eyvallah. Hocam bir kahraman, bir halk tabii. Kahramanı, sabahın peşinden Kaan'ın önünde giden adam, Ovacık'ta patates soğan, olay bu. Evet. Önce bununla ilgili bir şey, hakikaten böyle bir adam mıdır bu? Ya böyle bir adam olabilir. Sonuçta Tunceli'de aldığı oy 5500 adet bir oy almış yani. Tunceli küçük bir ilimiz zaten Türkiye'nin. Ama bir rol model ortaya koymaya çalıştılar. İşte yerel yönetimlerde büyük bir komünizm başarısı. Komünist hareketin aslında bütün Türkiye'ye ve dünyaya nasıl bir örnek ve kurtuluş reçetesi olduğunu Halk TV ekranlarından biz çok bol bol dinledik. Ama işte kendi elleriyle o bir komünistin ölümünü de seyrettirmiş oldular. O merak edilen bölüm, daha doğrusu dünden beri ısrarla abi bir daha verin denen bölümü şimdi vereceğiz ama güzel insansın hakikaten, ne güzel anlattın, çok kısaca güzel bir özet geçtin. Peki Türkiye'de bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kanalında söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi komünist midir? Komünist değil ama aslında... Program formatı böyle, ben seni sıkıştıracağım. Öyle, komünist değil ama nedir? Türkiye'deki komünistler daima onun bir yedek parçası haline gelmiştir Türkiye'de. Çok güzel. Peki Türkiye'de sol var mıdır? Yok. 5 saatimiz yok hocam. Türkiye'de sol da yok aslında. Ama evet. Türkiye'de solmuş gibi yapan çok ilginç, arkaik, ilkel yapılar var. Ama çok iyi savuşturuyorsun o yüzden. Yani Stalinist böyle yapılar var mesela. Maoist yapılar var. Ortada olmayan ideolojilerin yapıları var. Kendilerini onlara şey yapan, hamleden, ama gerçekte Türkiye'de bir sol yok. Türkiye'de sol olmuş olsaydı Türkiye'nin solu ırkçılık ve faşizm konusunda birbiriyle yarışmazdı. Mülteci düşmanlığı konusunda yarışmazdı. Kürt düşmanlığı, Alevi düşmanlığı, her şey var yani. Solun içerisinde her şey var. Bir tek sol yok. Peki o zaman manşetimize geri dönelim. Ve dün verdiğimizi bir daha verelim. İşte bu çok değerli bir halk kahramanı, işte komünist başkanın o devrimci, değil mi, işçi ve emekçi hakkını savunan, devrimci ruhu olan, tek başına dünyalarda patates soğanlar falan filan denen adam. Nohut üretiyor. Evet, ve nasıl gömüyorlar arkadaşlar aynı kanalda. Aynı kanal mıydı? Aynı kanal tabii şimdi. Tabii aynı bir kanal. Daha hatırlayalım, çok komikti. Kadıköy Belediye Başkanlığınızı açıkladınız. Şimdi biz ve birçok insan şu soruyu sordu. Yani ne alakası var? Kadıköy'le Fatih Maçoğlu'nun ne alakası var? İstanbullu değil. Güçlü olarak Tunceli'den Kadıköy'e bir belediye başkanının getirilmesi
o şehirle ilgili bir sorun yaratmaz mı? Siz aday olacaksınız, yöneticisiniz. Neden iktidar değil de muhalefeti zorlamaya çalıştığınız konusu tartışılıyor sosyal medyada. Siz neden Tunceli garantiyken orada kalmayıp da Kadıköy gibi riskli ve CHP'nin de kalesi olan ve dengelerin de hassas olduğu bir yere giriyorsunuz? Yani orada taş yerinde ağırdır. Niye orada kalmıyorsunuz? Mesela Tunceli'de borçlar arttı. Efendim belediye binası çürük diye boşaltıldı. Ya. Bir yıldır temel atılmadı. Belediye dağınık hizmet veriyor. Biri diyor ki katı atık tesisi işte bertaraf tesis şehre çok yakın, köyünde yapılacak, orman zarar görecek, halk tepkili. Öbürü diyor ki işte büyük proje yapılmadı Tunceli'de. Yani sizi şöyle, sizin Tunceli projelerinizi eleştiren kesimler diyor ki zaten Tunceli'de seçime gitse kazanamayacak da o yüzden Kadıköy'e gitti. Buna ne riski? Bir komünist biz borçları bitireceğiz dediniz. Hani Tunceli belediyesinin hala borcu var. İşte ne kadar doğru bilmiyorum. Tunceli'den size gelen eleştiriler borçları tam tersine arttı diye. Türkiye Komünist Partisi'nden bizim adaylık konusunda haberimiz yoktu, bir emrivaki olduğu şeklinde eleştiriler var. Yani sanki AKP'yle değil, biraz önce Seyhan'ın söylediği gibi CHP'yle yarışıyorsunuz. Neden yani, AKP'yi? Değil mi? Sen... Ama TKP zaten TKP'nin açıklamasında net bir şekilde şunu söylüyor. Biz Fatih Maçoğlu'nun Kadıköy adaylığına karşıydık diyor. TKP net bir şekilde bunu söylüyor. Bilmiyorum Fatih Bey. Şimdi, taşıdan çok önemli değil. Arkadaşlar yani devam etsin görüntüler. Hocam yani sorayım dedim ama çok hı-hı, çok madde var. Not aldım yani hangileri özellikle ama hı-hı, zaten sen bunu daha önce izledin. İzledim. Yani, ve mevzuyu biliyorsun. Tabii tam 15 defa niye aday oldun demiş. Ne aday doğru da. Tamam sağlam linç. Abi ne olmuş ne oldu da böyle çok kızdı. Özgürlükçü, çağdaş, demokratik, tabii, komünist. Yani zamanda, yani komünizm düşüncesinin öldüğünü bütün yani 100 yıllık cumhuriyet tarihinde bir komünist belediyeciliğin bir anda her şeyiyle yok olduğunu, paramparça olduğunu, nohutun falan hiçbir şeyin, samanın saçma sapan şeyler olduğunu. O nohut da hocam, nohut muhabbetine. Yani nohut ekmiş kendisi Tunceli'de, işte o. Yani güzel. Gazetecilere falan da göndermiş nohut. Bak nohut oluyormuş yani ülkede nohut ekiliyormuş ve tutuyormuş yani. Yani Türkiye'de başka hiçbir yerde nohut ekilmediği, dikilmediği için. Tamam. Sadece Tunceli'ye mahsus bir şey olduğu için o yere göğe sığdıramadılar. Yani şimdi taş yerinde ağırdır diyor mesela Şirin Payız'ın ya. Mesela ne anlamı, niçin böyle bir şey söylüyorsunuz? Siz Cumhuriyet Halk Partisi, hani tamam CHP'li olabilirsiniz ama ya bir, azıcık şu kadar bir kırıntı kadar gazetecilik falan yapsanız da siz CHP'nin politbüro şefi misiniz yani? Nedir bu? O taş yerinde ağdı derken hani sen Tunceli'sin orada ağırsın. Orada kal tabii. Senin komünizmin orada geçerdi. Tabii. Kadıköy'de olmaz biz. Şimdi bembeyaz seküleriz yani siz. Ne işin var burada yani Tunceli'de? Şimdi şöyle, mesela İstanbul'daki belediye başkan adayları 38 Göbek falan İstanbul mu? Hepsi başka bir şehirden yani. Bak doğru. İstanbul'da. Üstelik bunu hep konuştuk. Karadenizli mi olsun, Filanca mı olsun, Konyalı mı olsun. Çünkü İstanbul'da İstanbul'u neredeyse yok ki. İstanbul'daki bütün belediye başkanları bir yerden gelmiştir. Aile kendi gelmediyse ailesi bir yerden gelmiştir. İstanbul nüfusu çoğu zaten böyle. Şöyle evet. Yani. Büyük çoğunlukla böyle. Ne demek bu yani? Siz CHP'nin karşısına çıkarsanız biz sizi bu şekilde mahvederiz. Üstelik TKP Kadıköy'de seçimlere girmemiş geçen seçimde. CHP'yi desteklemiş. Bütün Kadıköy'de de %66 oy almış CHP geçtiğimiz seçimde. Doğru. Yani CHP'yi böyle sarsabilecek bir şey de yok adamcağızın yani. Hiçbir şey yok. Buna rağmen böyle bilinç yiyor yani. Peki yani tamam hocam. Ya bir dakika dur hemen. Şimdi bir şey daha soracağım. Peki yani Kadıköy'de %66 almış dediniz. Evet. Bu şey şu buradaki basit soru şu. İşte burada solcu çok sevilen bir adam. Solcu olan Türkiye'deki en büyük bunun partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Tabii. Orada bir cümle daha kullanıyor. Yani risk falan filan diyor Şirin Payız'ın. Ne alakası var diyor falan. Saçma sapan şeyler. Yani, neyin riski bilemiyorum. Kazanamama şansı olduğu için mi söylüyor yoksa başka bir şey mesajı mı veriyor? Taş yerinde ağırdır. Başka bir şey okuyabildin mi altında bunun? Belki Tunceli'yi kaybedeceklerini düşünüyor olabilirler yani bilmiyorum. Yani açıkçası ben onu anlayabilmiş değilim. Yani orada Kadıköy'de CHP'yi tehdit edebilme ihtimali yok ama en küçük bir şeyin bile yani bir kırıntının bile ortadan asla bir muhalefet olarak kendilerine dönmelerini istemiyorlar. Bütün sol biliyorsunuz aslında o TKP'nin adayı da değildi yani. Evet. Sosyalist bilmem güçler federasyonu böyle bir şeyin yani küçük sol partilerin bir ortak adayı olarak Tunceli'de girmişti. Yoksa TKP'li de değil kendisi. Yani burada da hani acaba olur ki
Kadıköy'de sol CHP'nin gerçek anlamda bir sol olmadığını, aslında bir burjuva partisi olduğunu falan ayırdığına varırdı. Bu beyaz seküler Türkler bir yanlışlığa düşer de bizi alaşağı edebilir mi? Biraz öyle bir endişe var. Vallahi çok güzel söyledin. Ben şöyle bu mevzuyu şöyle kapatayım. Şimdi ben Kadıköy'lüyüm. Yani birçok arkadaş bilir, daha doğrusu hayatımın çok büyük bölümü, yani bir 45 yılı falan Kadıköy'de geçti. Bu tarafta doğdum ama Kadıköy'de yaşadım, büyüdüm. Bağdat Caddesi'nin dibinde bir yerde yaşadım, büyüdüm. Onu iyi tanırım. Herkes de biliyor. Çok tekrar ettim, herkes de biliyor. Hep bir örneğini verdim. Dedim ki her defasında Caddebostan'daki o mazbatalar, yani her seçimden sonra bakıyorum, onu görüyorum. Ben %60-70 falan, 66 falan düşük yani. Hı. Kadıköy için, onu da söyleyeyim. Yani CHP'nin %66'sı kötü bir skoru. Dedim ki Kadıköy'den, dedim, ben aday olsam, Hikmet Genç olarak YOBAS, değil mi? İşte İmam Hatipli falan aday olsam, dedim, belki 66-70 falan alamam belki ama 50-55'te gene bir saç seçerim demiştim. Böyle bir durum var Kadıköy. Hı hı. Yani Nişantaşı da öyledir mesela. Hı hı. Hani diyor adam, kapağı şunu koysam seçilir. Yani CHP adayı olsan tabii. Tabii CHP adayı olsan. Hı hı. CHP adayı da diyor ya kadın, kapağı gösteriyor. Turşu bidonun kapağında sarı kapak. Aa diyor, adayınız. Yeni adayınız. Ha, yeni adayınız bu. Aha, sizin belediye başkanı. Koysan seçilir. Ya. Bu panik niye? Yani hadi bu adam, ya ben ona içerledim özellikle. Ya Kadıköy'den normalde, hani burada bir yanlış anlaşılmasın, mümkün değil. %100 diye bir şey, kural yoktur belki ama bu benim ironik göndermem. Ama tabii büyük bir travma yaşıyorlar, biliyorsun. 2 yıldır %60'la Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçtireceklerdi. Geldiler. Hepsi birleştiler. Büyük bir hezimet, buna rağmen büyük bir hezimet yaşadılar. Şimdi bu travmayı atlatamıyorlar. Nasıl oluyor? Ya Kadıköy'de de kaybedersek? Doğru. Yani o da var. O travma ama daha önce ciddi böyleydi. Bir travma. Ben psikolojik bir rahatsızlık olduğunu düşünüyorum. Evet. Ve de gazetecilerin de bu şey anlayışı, dederler ona. Programı adamı almışlar. Oradan buradan dövüp duruyorlar. Çok ayıp yani. Kesinlikle. Çok da ayıp gazetecilik bence. Değil tabii. Tabii ayda 2 milyon lirayla beslenen gibi bir televizyon kanalı için, o muydu bilmiyorum, ötekisi miydi? Evet. Kendileri açıkladılar ya, ayda bir 2 milyon şuna veriyoruz, bilmem kaç milyon şuna veriyoruz, CHP'nin şeyinden veriyoruz diye. Evet. Böyle beslenirsen böyle olur. Bu kadar gazetecilik yaparsın işte. Bir de ondan sonra da gazetecilik dersi vermeye kalkarlar. Doğru. Değil mi? Sana bana verir. Peki. Hocam şimdi iç siyaset tabii ısındı. Seçimler de yaklaşıyor. Aslında bir dış politikayla ilgili birkaç şey var ama içeriden devam ediyoruz madem. Bir video var. Bu da şeyle ilgili olarak gene Ali Mahir Başarır var, biliyorsun. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili. Bir televizyon kanalında kendisine bir şey yönetiliyor, soru yöneltiliyor. Merdan Yanardağ meşhur. Hı hı. Ve ardından da yine bir çağrıda bulunuyor. Arkadaşlar hazırlamışlar galiba. Şu anda hazır. Bir dinleyelim bakalım ne oluyormuş. CHP'nin seçim mücadelesi nasıl başlıyor? Onlara hepimiz karşı durup dimdik ayakta olduğumuzu anlatabilmeliyiz. Artık sokakta olmalıyız. Bakın ben sokak dediğim zaman Merdan Bey hemen çıldırıyorlar. Ali Mahir Başarır sokağa davet etti. Niye etmeyeceksin kardeşim? Senin yobazın, senin ne olduğu belirsiz adamın... Sokağa çıkıp demokratik hakkını kullanmak suç değil ki, anayasal bir hak. Hocam senin yobazın dışarı çıkıyor da ne yüdüğü belirsiz. Dediğine biliyor musun? Bak bir daha böyle, bu da korkmayın kardeşim. Hani var ya işte Filist'e destek mitingleri bilmem ne falan filan. Kastetti o yani yobaz. Ne yüdüğü belirsiz tipler eline... Kelime-i Tevhid bayrağını açanlar falan çıkıyor da ben niye çıkmayayım diyor. Hocam bize bunu doğru söylüyor. Hakikaten ben de şuraya katılıyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi sokak çağrısı yapıyorsa, benim bildiğim Cumhuriyet Halk Partisi sokak çağrısı çapulcu çağrısıdır. Madem neydi belirsiz diyorsun buraya. Sizinkiler de çapulcular. Hani eline sapan alan, taş atan, molotof kokteyli sallayan tiplerdir. Evet. Ya da işinize geldi bir komünist, MLKPTK gibi örgütlerle işbirliği yapan tiplerdir. Ne diyor abi bu? Şimdi seçimden önce ne yapacakmış bunlar? Şimdi hiçbir şey yapamayacaklar. Çünkü biliyorsunuz bu futbolla alakalı böyle bir kaos planı ortaya koymaya çalıştılar. Sonrasında kendi belediye başkanları da milleti sokağa çağırdı. Hiçbir şey olmadı. Beşiktaş'ta bir kaldırım yenilemesi töreni gibi tuhaf bir tören yaptılar. O tören için vesile kılarak insanları sokağa çağırdılar. Evet, insanların, vatandaşın sokağa çıkmadığını gördüler. Onlar kimi çağırabilirler ancak? İşte gezi çapulcuları gibi insanları çağırırlar. Yabancı istihbarat örgütleriyle organize olup yüzlerce ambulansı falan yakabilirler. Atatürk Kültür Merkezi'nin üzerine terör örgütlerinin bütün
liderlerinin posterlerini asabilirler ancak. Abdullah Öcalan'ın posterini Atatürk heykelinin üzerine asarlar. Ya. Buna sokak eylemi deniyor. Ama Ali Mahir Başarır tabii kendisi bir programda seyretmiştim. Tabii benim adım Mahir Çayan'dan geliyor diyor. Şimdi öyle bir gelenekten geldiği için kendileri sürekli devletle kavga eden, Türkiye ile Türk milletiyle kavga eden MLKP, DHKPC gibi terör örgütlerinin öncülerinin isimlerini taşımakla iftihar eden bir adamdan bahsediyoruz. Mahkeme basan, hakimleri tehdit eden bir adamdan bahsediyoruz. Gerçek anlamda Türkiye'deki çirkin militarizmin, yani hatta militarizmin bile değil, yani çirkin ve saldırgan militarizmin, özellikle de Türkiye'deki bu milletin bütün kesimlerine karşı, milliyetçisine, muhafazakarına, dindarına, bu milletin asıl unsurlarına, kendisini batıya teslim etmemiş zihinlerin tamamına karşı düşmancı hisler besleyen bir adam. O açıdan da hani yobazı bombazı diyor. Bence Türkiye'nin en yobaz, en ilkel, en gerçekten şiddet eğilimi olan ve bence de gözetim altında tutulması gereken insanlar olduğunu düşünüyorum bu kişilerin. Çünkü Türkiye'de neler yapabildiklerini gördük bundan önce. Ama bu şu anda bu öfkesinin sebebi artık Türkiye'de istedikleri şeylerin olmadığını görüyorlar. Milletin gözü açıldı, uyandı. Seçimlerde de üst üste aldılar, bütün cevaplarını aldılar bu milletten. Onun için şimdi elbette ki sokak çağrısı yapacak ama kendi kendine dolaşır. Yani bundan sonra hiç kimseyi peşinde bulamaz. Çünkü artık o sol örgütler de kalmadı. Yani PKK falan, onu da Türkiye'deki militan yapıları sokağa alevlendirecek yapılar da kalmadı. Onları destekleyecek olan örgütler de. Tabii onlar da kalmadı. Onların liderlerinde yani Suriye'de, Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri habire ezip ezip duruyor, üstünden geçiyor. Onun için sokakları karıştıracak adamlar yok. İstihbarat elemanları da yok. Mossad elemanları bile toparlanıyor. Onlar bile tabii. Yani bütün sırtını dayadıkları istihbarat elemanları da orada kalabalığın arasına karışıp da polise kurşun sıkacak Taksim Meydanı'nda olduğu gibi öyle istihbarat yoldaşları da yok artık. O açıdan avuçlarını yalarlar bu saatten sonra. Yani keşke bu istihbarat teşkilatımızın Mossad'a yaptığı operasyondan önce çağrıda bulunsaydı da hani bir parça faydası olurdu. Cumhuriyet Halk Partisi değil mi? Yani böyle okudum dediğini. Onlar da olmazsa, Mossad ajanı da yoksa. Ya da muhbir mi diyelim? Yoksa. İşiniz zor yani demek. Zor. Evet, çapulcu topluca. Üzülüyorum yani. Üzülüyoruz evet, yani. Kendileri. Ama bu çaresizlik de hakikaten. Ben hep buna şey diyorum, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin son 20 küsür yıldır yaşamış olduğu yenilmişlik psikozu var. Tam böyle yaklaşıyor bir yere, tam Müslüman taklidi yapıyorlar bunlar. Ağır geliyor ama söylemeye devam ediyorum. Müslüman taklidi yapıyorlar bunlar. Çok dindarız taklidi yapıyorlar. Ateistleri bile iftarda ellerini kaldırıyor. Tabii. Ona yaklaşık ama bir yerden bir sapıtıyor hemen. Mesela bir tanesi çıkıyor, Ali Mahir Başarır. Yobaz diyor, neydi birisi diyor. İçinde neydi o? Bir küpün içinde ne varsa o sızar değil mi? Bal varsa bal sızar. Taktik de şimdi tabii, İYİ Parti yanından gitti. Gelecek şey Deva falan olmayabilir. Deva zaten aday yürsek çıkartacağız diyor. Şimdi hani bunlara ihtiyaç kalmadı. Başından beri söylüyorduk. Bu Takunyalılar, bu Takunyalı tipler, kendilerinin ifadesiyle Takunyalılar onlara yanaşık düzen gidiyorlardı. Yancıları olmuşlardı. Bak seçimler bitsin, bunların hepsi sizi o Takunyalıları kafalarınıza fırlatacaklar diyorduk. Fırlatmaya başladılar işte. Güzel, şöyle bir diyorduk. Evet. Güzel diyormuşuz. Bir hatırlatma geldi, onu söyleyeyim. Hakkını yemeyelim. Bu Halk TV'de Maçoğlu'nun gömüldüğü videoyu, evet, Twitter hesabında Hamdi adlı bir kullanıcı var. O toplayıp yaymış. Özellikle tam olarak şey gelmedi. Hangi, çünkü Hamdi bir isim. Ama onun da hakkını teslim edelim. Onun eseriymiş bunlar. Yani bu videoyu kolajını toparlamış yaptı. Bütün toparlamış soruları peş peşe. O yüzden ya bu bizim yaptığımız bir kolaj değil. Evet. Olanı aldık diyelim. Peki. Şimdi seçim dediğim gibi şeyde ısınıyor sahada. Hareketler başladı. Burada Murat Kurum bir karşılık buldu diye okuyoruz. Ben bugün baktım bazı videolara. Yine ya işte AK Parti'nin farkı. İşte biraz önce Maçoğlu'nu gömen tipler vardı ya. Ya gomlisten gomlis kal kardeşim orada. Biz de buraya gel demedik ki. Poturun varsa, şalvarın varsa kal. Biz çağdaş, layık, aydınlanmacı, beyaz Türkleriz. Aristokrasız biz. Solcuk derde kaldı. Aynı zamanda solcuyuz. Aynı zamanda gomlistiz. Hele Erdoğan'a karşı her şeyiz. Peki hocam. Ama bir AK Parti farkı var. Yani millet hala bunu çözemedi bunlar. Bu andavalar çözemediler şunu. Ya bu adamda ne var ki böyle bu? Hani ekonomi bazen kötü gidiyor, bazen şöyle 22 yıl, bak 25 yıl diye bir çeyrek asır desen. Büyük ekonomisi böyle gider. Ne diyor? Amerika son 25 yıl memnesini yaşadı. Bazen yukarı çıkar, bazen durur. Aşağı iner, bir daha zıplar. Yani tabii, 25 yıl bir çeyrek asır bir ülke böyle gitmez. Giderse uzaya gider sonra. Arkasından fırlar gider.
Ona rağmen nedir diye sorarsam bana, ben dün burada Ömer Özkök'e söylemiştim. Erdoğan'ın bir siyasi deha olduğu kesin. Bütün dünya tartışacak bir şey yok ortada. Silindir adam. Doğru. Ama Erdoğan'ı Erdoğan yapan siyasi deha olmasının dışında vatandaşa dokunması ve sahici olması. Tabii. O yüzden mesela birçok cümleleri de tartışılır bu yüzden. Ama sahici. Evet. Yani hayal satmıyor. Komünistsiz yürüyüş yapalım. Evet ama bir dakika dur. Burbonumuzu içmeden durmayalım. Oğlum sen komünistsin. Dublesi 100 dolar. Olsun. Bu değil. Neyse o. Yere oturması, vatandaşla birlikte yerde yemek yiyebilmesi, bağdaş kurabilmesi, ayakkabı çıkarması. Biz buyuz. Aynı fotoğrafla, aynı görüntüleri Murat Kurum'da da görüyoruz. Yani onun yukarıdan aşağı doğru yansıması. Görüntüler var, devam ediyor. Bir arada bir konuşması var ama sen buradan bir başlayın. Murat Kurum her şeyiyle sahici bir aday. Ondan dolayı açıklanır açıklanmaz çok sevildi, çok kabul edildi. Halk bağrına bastı. Neden? Gerçekten sahici. Hani diğerleri gibi taklit değil. Photoshop'la gençlik fotoğraflarını 10 yıl, 15 yıl gençleştirip de bütün billboardlara asılmış bir lider değil mesela. Gerçekten genç. Yaşı gerçekten genç. Mesela benim de soyadım genç ama ben çok genç değilim mesela. Sonra mesela başarılı diyoruz. Ama çok kurumsal bir adam soyadı. Akü testi. Peki. Abi çok özür dilerim. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın bir konuşması var şu anda. Birkaç dakika tabii. Bakalım. Lafını kestim. Tekrar geri döneceğiz. Arkadaşlar. Ayran, peynir, pastırma gibi ürünlerde tuz oranını düşürdük. Meyve suyunda ilave şeker kullanımını yasakladık. Avrupa Birliği ise hala bu düzenlemenin yapılıp yapılmaması konusunda, bunun hayata geçirilmesi konusunda tartışmaya devam etmekte. Ancak biz bu aksiyonu aldık. Yine bitkisel kaynaklı yağlardan gelebilecek trans yağ miktarını da %2 ile sınırladık. Gıdanın enerji ve besin öğelerinin etikette yazılmasını zorunlu hale getirdik. Tabii dediğim gibi bunlar sayabildiğim farklı birkaç örnek. Bunlar gibi pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. Şimdi son dönemde sıkça gündeme gelen birkaç hususu da bilgilerinize sunmak isterim. Bu konulara açıklık getirmek isterim. Zaman zaman bakanlık yapay ete izin verdi gibi bazı haberlerin, bazı paylaşımların yapıldığını görüyoruz. Değerli arkadaşlar, yapay et bakanlığımızın hiçbir zaman gündeminde olmamıştır, olmayacaktır. Yapay et üretimine izin verilmesi söz konusu değildir. Yapay et konusunda herhangi bir mevzuat çalışması da yoktur, olmayacaktır. Biz ülkemizde hayvancılığın geliştirilmesi için çalışıyoruz. Hayvan varlığımızı ve mevcut hayvan varlığımızın verimliliğini ve kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Yapay et konusunu tekraren söylüyorum, gündemimize almayacağımızı buradan ifade ediyorum. Benzer şekilde bu da bizim son derece yadırgadığımız haberlerden, doğru olmayan haberlerden bir tanesi. Bakanlığın gıdalarda böcek ununa izin verdiği iddiası. Böyle bir izin söz konusu değildir. Buna ilişkin bir çalışmamız yoktur. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu başta olmak üzere bakanlığımızın bütün birimleri vatandaşlarımızın sağlığı için seferber olmuş durumda. Evet, kısa bir bağlandık, geri döndük. Bu evet. Tarımla ilgilenen gelişmelerde haberimiz oldu. Gün içerisinde zaten detaylı haberleri alacağız. Evet. Nerede kalmıştık hocam? Ya ne kadar daldık kodekse, tarım kodeksine. Oradan ben de niye sordum bunu? Çünkü ben de şu anda hatırlamıyorum, kodekse takıldım. Ama çok Murat güzel. Kurum'da kaldık. Çok güzel. Murat Kurum gerçekten sahici bir aday derken, şimdi İstanbul'da bence heyecan oluşturmasının temel sebebi var. İstanbul'un altın yılları dediğimiz dönemi var değil mi? Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızla başlayan ve Kadir Topbaş'ın o 13 yıllık dönemiyle devam eden altın yıllar. Neydi altın yıllar? İstanbul'da büyük yatırımların yapıldığı, hani her şeyin
ulaşımda Marmaray, Avrasya, tüneller ve bütün bunların hepsini biliyoruz. İstanbul'u yaşayarak hissettiği için. Fakat altın yıllar yapan başka bir şey var. Biz mesela Kadir Topbaş'ı Türk siyasetinin içerisinde sürekli açıklamalar yapan, siyaset dizayn eden, İsrail'le ilişkilerle bilmem Gazze, bilmem işte ne bileyim Mozambik ticareti, bunlarla ilgili konuştuğunu duyduk mu hiç? Hiç duymadık. İstanbul bir belediye başkanı vardı, çok başarılıydı. Her seçim dönemi tekrar seçerdik ve İstanbul güllük gülistanlık olmuştu. Peyzaj her taraf lalelerle doluydu. Neden? Yani çünkü İstanbul'un başarılı bir belediye başkanı vardı, huzur vardı. Son 5 yıldır biz İstanbul'da hizmet almıyoruz zaten. İstanbul onu görmüş durumda. Hizmet almıyoruz ama bir de sürekli kavga duyuyoruz. İstanbul'un belediye başkanı, CHP'li belediye başkanı, CHP'nin sürekli kazandığı başka bir belediye başkanı olan Bakırköy Belediye Başkanı'na diyor ki senin sokağa çıkacak yüzün yok. O da diyor ki sen benim sokağımı yapsaydın sokağa çıkacak sokağım mı olurdu? Kerimoğlu muydu? He, Kerimoğlu. Bülent Kerimoğlu. Şimdi CHP'nin bırak iktidarla falan kavgasını İmamoğlu'nun. Yani kendi belediyeleriyle kavga eden, sürekli kavga eden, parmak sallayan, basın toplantılarında gazetecileri azarlayan, sürekli kibirli, buyurgan, öfkeli bir dil var 5 yıldır. Murat Kurum'a baktığında şunu görüyorsun. Aa evet, tekrar İstanbul altın yıllarına geri dönebilir. Huzur gelecek. İstanbul İstanbul'dan idare edilecek. İstanbul'un sorunlarıyla ilgilenen, onunla hemhal olan bir belediye başkanı gelecek. Nihayet diyorlar. Bir kurtuluş umudu gördüler yani. Yoksa emin olun şunu biliyorlar. AK Parti belediyesi, AK Partili bir belediye başkanı gelirse İstanbul'a hizmet gelir. Çünkü bunu kim söylüyor? İzmirliler de söylüyorlar. Kahretsin ki CHP'liyiz diyorlar. Keşke bir dönem AK Partili gelse de şu şehri biraz düzelse sonra biz tekrar yine CHP'ye veririz. Bak bunları onlar kendileri söylüyorlar. O açıdan AK Parti belediyeciliğin hizmet getireceğiyle ilgili kimsenin kafasında şüphe yok. Sadece ideolojik sahiplerle oy vermişlerdi. Şimdi insanlar bu ideolojik sebeple oy vermiş olan adamların hepsi, CHP'liler de pişman durumdalar. Biz nasıl bir şeyin içerisine düştük? Nasıl öfkeli, bu kibirli dilden nasıl kurtulacağız diyorlar. Murat Kurum gerçekten tevazusuyla, çalışkanlığıyla, yani depremde gördük, sel felaketinde gördük. Adamın sakalları uzadı yani orada çalışırken. Yani vaziyetini gördük. Hiç ayağından çizmesini çıkarmadan halkın derdiyle koşan, ilgilenen bir adam olduğunu gördük. O açıdan Murat Kurum adı açıklanır açıklanmaz herkeste bir çok şükür huzur bulduk. Değil İstanbul mi? Tekrar herhalde eski günlerine dönecek diye seviniyor insanlar. Evet, çok güzel söyledin. Hani ben de şuna hatırlatayım özellikle. Mesela şeyi gördüm. Halkın içerisinde hemen daha ilk günden itibaren biliyorsun her tarafı geziyor şu anda halkın içerisinde. Dertleri dinliyor. Vatandaşlara sohbet ediyor, edebiliyor. Mesela şunu demiyor. Arkadan biliyorsun biz bu İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı Eko için arkada mikrofonlar, kameralar çalışıyordu. Antikot tartışıyorduk, musakka tartışıyorduk. Hı. Mesela bak İstanbul Belediyesi musakka, İstanbul Belediyesi tatil bodrum, İstanbul Belediyesi kayak, İstanbul Belediyesi koltuk, İstanbul Belediyesi değişim. Hı. Bunu da bu hale getiren yine kendi yani Cumhuriyet Halk Partisi medyası. Evet. O hale getirdi. Bak şeye kızıyorlar çok. Çok fazla onu konuşuyor. Değil. Mesele çok fazla konuşup konuşmama değil. Adam İstanbul Belediye Hizmetleri dışındaki her şeye konuştu. Her şeyi. Tabure görüyor. Buraya oturayım mı diyor. Yani böyle bir adam. Tabii. Maalesef. Ve reklamlara yani bir cümleyle bitireyim bence. Mevzumuz çok. O da şu. Yani bunun karşılığı yok hocam. Sen 100 defa 1000 defa da Murat Özer olarak gayet güzel, mantıklı bir şekilde, rasyonel bir zeka ile anlatıyorsun durumu. Bu durumun tespitini yapıyorsun. Fotoğrafı çekip koyuyorsun. Hiç blur, hiçbir şey yok üzerinde. Bunu anlatamıyorsun. Fotoğraf şu. Yani bir adam var. İstanbul'da belediye bütçesinde ayrılırken reklama verdiği, ayırdığı para 800 küsur milyon lira. Deprem bütçesi 400 küsur milyon lira. Asla yalanlayamadılar. Evet. Bunu çünkü bu gerçek. Açık kaynaklara mı gelecek? Yani böyle bir insanlar hizmet insan bekleyebilir mi? Bekleyebilir mi? Reklam yani. 800 yarı kadarı bu. Yok, hizmet beklemiyor da en azından birazcık makul bir şey bekliyor. Kibirle alakalı tek bir cümle söyleyeyim. Yine o televizyon kanalında moderatörü yaptığını hatırlayın. TOKİ Başkanı ile ilgili yardırıyor, konuşuyor. TOKİ Başkanı televizyonu arıyor, moderatör diyor ki biz bu programa TOKİ Başkanı'nı davet edemeyiz çünkü konseptimiz uygun değil. Bu kadarcık şey söylüyor. Sen nasıl benim yanımda TOKİ Başkanı'nın adını anarsın? O ancak Kiptaş'la bilmem neyle şey olabilir. Ben ki 16 milyonun, ben ki denizlerin, ben ki karaların falan.
Ya bu nasıl bir şey yani? Evet çok. Hem kompleksi bu arada. Kompleksi. Abi, bir aşağılık kompleksi var. Aynı zamanda yani bunu daha önce söylemiştim, tekrarlayacağım. Narsizm diye bir şey var. Kendine hayran, kendini beğenen. Tabii. Egosu tavan yapmış. Yani insan. Der mi yapraklar beni alkışlıyor der mi? Yapraklar daha iyi alkışlar. Mitokondriller burnuna konar, bir şey olur ama. Hocam ama bunun mesela arkası olanlar da vardır. Adam hakikaten o kertede bir adamdır. Bilirsin, tanınmış bir adamdır. Dünyayı da tanıdığını iddia eder falan. O hastalığa dönüşür. Tabii. İşin en kötü fotoğrafı şu. Bu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı mevcut şunu yaptı. Hiçbir becerisi yok. Hiçbir siyasi deha tarafı, tartışacak hiçbir tarafı şey yok. Söylediğinde hiçbir mana yok. Yok. Çok böyle pespahiye, sefil bir durumdasın ve şeysin aynı zamanda, fikir fukarası bir adam. Bir çıkmış bu kişi narsist. O çok tehlikeli, o çok kötü görünüyor. Çok kötü. Çok yani kötü. Hani. Biraz bir şey arka planında yani olsaydı hani yani, belki bir şey tuttururdu. Hani ne kadar caizsin. Ayrıca sen, bazen şimdi diye yorumları görüyorum. Diyorlar ki efendim 13 yıllık Kılıçdaroğlu saltanatını falan yıktı. Nasıl yıktığını Kılıçdaroğlu taraftarları çıktı söyledi. Sabaha kadar döviz büroları çalıştı dedi yani. Evet. Bunun da ancak yıkarsınız. Valla dediğin gibi katılıyorum. İnşallah İstanbul Kurtuluşu Murat Kurum'da olacaktır. İstanbul Kurum'da olacaktır. Hakikaten insanlarda bir rahatlama oldu. Yani evet. Ben de öyle görüyorum. Siyasetin dilinde bile rahatlama oldu yani. Şey aklıma geliyor. O Sayın Erdoğan'ın halkın içinde böyle o eskiden ilk belediye başkanı olduğunda o paltosunu giyip uzun bir paltosu vardı. Naber hey falan, naber falan diye. Aynen öyle. Halka giren bir adı dedi, işte bu. Yani tek bir şey var. Çıkarttık evet. İstanbul'da ilk defa, o da nerede? Tek bir şey var, engeli var Murat Bey'in önünde. Rakibi onu sürekli kendi şeyine çekmeye çalışacak, cedelleşecek, laf atacak, bu tarafa gel diyecek, benimle kavga et diyecek, benimle aynı seviyede. Bence en temeldeki problem bu. Asla ona tevessül etmemeli. Zaten başladığı günden beri söylüyor. Biz evet, projemizi anlatacağız kardeşim diyor. Bizim rakibimiz o değil yani. Rakibimiz işte İstanbul'un bitkinliği, yılgınlığı, İstanbul'un ümitsizliği. Biz bununla rakibiz diyor. Umut olacağız diyor. Bence de doğru bir yerde duruyor. Hiçbir şekilde bu kibirle bence de şeyi kendini mukayese etmemeli. Peki. Bilip şu anda akışımda olmayan bir şey soracağım sana bu arada. Çünkü hazır burada yakalamışken yani hızlı hızlı paylaşmak istedim. İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapacağı bir ittifak, muhtemel bir ittifak var. HDP, tabii. Şimdiki DEM. DEM. Bununla ilgili yorumun nedir? Yani olacak mı, olmaz mı? Var mı bir... Şimdi onlar diyorlarmış ki bize bir ilçe vereceksiniz. Biz kendi adayımızla gireceğiz. CHP de bizi destekleyecek. CHP de diyormuş ki hayır, siz CHP listesinden gelin. HDP'de kendi, yani DEM'de bunu kendi kitlemize anlatamayız. Zaten bir kere bir perişanlık yaşadık sizin yüzünüzden. O açıdan ittifak kesinlikle olacağına inanıyorum. Ama orada bir... Evet, olacak. Olacak. Ama sıkıntı aşabilecek durumda değiller. Ayrıca daha önce şimdi DEM'in içerisinde de biliyorsunuz TKP'de İstanbul'da ayrı %4'lük oy aldı. O açıdan DEM'in oyu da %8, öyle %12'lerde falan değil. Evet. TKP kendi adayıyla gireceğini Türkiye İşçi Partisi kendi adayıyla gireceğini ilan etti. Aslında talep ettikleri oy bu %8, maksimum %8. Onu da söyleyelim, en iyi anket seçimlerdir. Daha 6 ay önce İstanbul'da seçim yapıldı. Murat Kurum Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçime giriyor. %46 oy aldı zaten. 6 ay önce Cumhur İttifakı İstanbul'da. CHP'nin oyu ise %28. İyi Parti ayrı giriyor. Zafer ayrı giriyor. Deva ayrı giriyor. Gelecek ve işte Saadet de muhtemelen ayrı girecek. O açıdan karşısında, yani Murat Kurum'un karşısında zaten böyle bir şey var. Ama yani şey diyorsun yani neticede DEM'in, yani eski tabii DEM kesinlikle CHP'li ittifak yapacak. En de sonunda. Kesinlikle CHP ittifakla girecekler. Daha doğrusu eş başkanlar birbirlerine nerede eklemleneceklerini tartışıyorlar. Biz mi sana eklemlenelim, sen mi bize gel eklemlen? Abi bir tane çok kısa gene bir 10 puanlık bir uzmanlık sorusu soruyorum. Şimdi şeyler çok kızdı ya, sözcü, evrensel bir gün falan filan bunlar. Vay işte böyle olmamalıydı. İşte bir tanesi, birçoğu da şunu söylüyor. Altılı masada HDP sürekli kaldı. Kandil'inde adayı oldu Kılıçdaroğlu. Ama böyle olmamalıydı. İşte doğru aday mıydı? İşte hepsi elini yıkıyor yani, daha doğrusu ya. Tabii. Şimdi hocam DEM ittifakı gelecek diyorsun ki, eğer her şey belli olacak bir hafta 10 gün içerisinde netice, değil mi? Anlaşacaklar ya. Biz ya ittifak geliyormuş şu anda. Tabii. Peki bu adamlar zaten HDP ile ittifak olmamalıydı. Altılı masada çok fazla gösterdiniz diye kızan
altılı masayı kurdurup sonra Allah kahretsin kim kurdu bunu deyip de kalkıp adam diyen tipler. Ne yapacaklar? Şimdi burada tekrar olursa ne diyecekler? Ne olacak? Hep, her zaman yaptıklarını yapacaklar. Yalayıp yutacaklar. Yani peki yapabilecekler mi bunu? Yok ya, alışık olduğu bir şey bunlar. Kardeşim cumhuriyetçi, laik, kurucu iradenin demle tekrar ne işi var denediniz. Bak olmadı, manyak mısınız? Değil mi? Batman'da %72 aldı Kılıçdaroğlu. Şırnak'ta %68 aldı. Bak olmadı demeyecekler mi? Demeyecekler çünkü... Zor soru çünkü. Hayır, demeyecekler. O kadar kendi ilkelerinden, ideallerinden, söylediklerinden o kadar uzakta ve bunları seçim için birer malzeme, birer dönüştürülebilir bir şeye o kadar inanıyorlar ki bunları orada harcamaya o kadar meyilliler ki. Bu paçozluk hocam. Yani... Ya Yıldız, paçozlar yani. Yani Koç Üniversitesi'nde korkunç bir hadise yaşanıyor. Çocuğun biri, efendim sen aşağı bir ırktan geliyorsun, Kürtsün, bir de üstünde Alevisin diye dövülüyor. Bıçakla karnından kesiliyor, suratını dağılıyorlar, üstüne ütü basıyorlar, işkence görüyor. Normal şartlarda böyle bir şey seçim dönemi olmasaydı kıyamet kopması gerekirdi, değil mi? Evet. Ama olabilir ki o faşistlerden de bize bir parça oy gelir. Çünkü daha önceki seçimde faşistleri de, bütün ultra faşistleri de aldılar biliyorsun seçim öncesi. Tabii. Onlardan da bir şey gelelim diye. Ümit Özdağ Bey gibi. Tabii Kürt'ü de Alevisi de hani güya seçmenin en büyük kısmını oluşturuyor ya bunlar. CHP'nin ve DEM'in. Onların gözünde şu anda bir çocuğun Kürt olduğu için ya da Alevi olduğu için bu kadar iğrenç işkenceler görmesi, hem de Koç Üniversitesi gibi bir yerde işkence görmesi bile hiçbir şey değeri taşımıyor. Ağızlarını açmadılar. Evet. Yani diyorsun ki bunlar olur. Tabii olur. Daha önce de yaşanmışlıkları vardır. Gerektiğinde geçenlerde hatırlatmıştı ya, hani Emin Çöreşan mesela tam FETÖ operasyonları olacak FETÖ'ye karşı. Ne diyordu? Şimdi tam cemaati destekleme zamanı. Tabii. Yani o kişi aynı zamanda dönüyor. İşte FETÖ diye bir örgüt uydurdular. Tabii. Falan filan diye. Cemaatçi oluyor falan bu adamlar. Sonra tekrar yazmaya devam ediyor mesela. Yani yüz yok diyorsun. Yüz yok. Babaannenin bit yavruları diyorum ben de. Aynı şeye çıkıyoruz artık. Peki göreceğiz önümüzdeki haftalarda inşallah. Kim kiminle beraber diye. Şimdi bir şu anda gündemde gazetelerde belki çok fazla yer bulamaz ama enteresan bir gelişim oldu. Bu sinagogda var mı arkadaşlar o görüntüler? Söyleyeyim önce. ABD'de sinagog baskını. Ve ilginç bir şekilde bunun detaylarını tam olarak henüz hepsine vakıf değilim ama bu tünel işi hocam nedir bu sinagog ve tünel işi? Şimdi birazdan geliyor. Olayı bir defa baştan tekrar bir özetleyelim. ABD'de bir sinagog Brooklyn'de. Hakkında. Nerede? Brooklyn'de. Bir şikayet oluyor. O sinagoga baskın oluyor. Evet. Şikayette gürültü yüzünden oluyor. Daha sonra baskın olunca bu sefer Hasidikler, evet, onlar değil mi? Ortodoks Yahudiler, Hasidikler, evet, onun bir bölümü. Onlar da polis baskınca onlar da basıyor. Polis basıyor. Çıkıyor, polis basıyor. Ve tüneller ele geçiriyor. Tüneller. Evet. Biz aylardır tünellerden, evet, bahsediyoruz ama o tüneller bizim Gazze'de gördüğümüz tünellerdi. Gerçi eski başbakan şey demişti, o tünelleri biz kazdık demişti, hatırlar mısın? Enteresan, evet, bir şey söylemişti. Kısmı, evet. Bir kısmını. Yer çok dar olduğu için hastane altından diye. Nedir hocam, ne oluyor şu görüntüler? Sinagog baskını ABD'de. Şimdi tünellerle alakalı şey neye evrilecek onu bilmiyoruz. Hangi gerekçeyle böyle bir şey yaptıklarını bilmiyoruz. Fakat... Çok özür dilerim. Şöyle sorarak da devam et. Tabii. Yani bu bir komplo, bir şey mi hazırlandı ABD'de? Yani İsrail tartışılıyor. Dünyada Siyonizm tartışılıyor. Evet. Gözler ABD'ye yöneliyor. Hı-hı. Asıl katil orada. Evet. Onların ülkesinde... Sinagog basılıyor. Evet. Yani şimdi tabii ABD'de İsrail'den daha fazla Yahudi yaşıyor yani İsrail. Dünyanın büyük galiba, dünyanın büyük Yahudi en büyük şehri. Yahudi şehri. Şimdi bazen böyle şey şimdi tünellerle alakalı yani niçin kazdıkları ile ilgili bir şey bilmiyoruz. Tamamen kriminal bir şey çünkü içerisinden kanlı yataklar falan çıktı. Çocuk arabaları çıktı. Hani orada nasıl bir şey yaptıklarını bilmiyoruz. Zaman içerisinde öğreneceğiz. Ama sorun şu. Bu yapı Yahudiler içerisinde marjinal küçük bir grup mudur? Hayır. Ortodoks Yahudiler, özellikle de bu bastıkları sinagogun kurucusu olan Menahem Mendel, Şabat hareketini yani Yahudi Ortodoks Yahudiler içerisindeki en güçlü hareketlerin başında gelen Şabat'ın Şabat mı ismi? Evet, evet, Şabat. Cumartesi. Evet, o hareketin adı o. Şabat hareketinin kurucusunun sinagogu burası ve burası Lubavitch dedikleri bir şeyin sinagogun adı o. Ona hamledilmiş. Polonya asıllı bir yerden geliyorlar. Bunlar aslında Avrupa Yahudileri. Rusya'da da çok etkinler.
Amerikan toplumun içerisindeki Yahudiler içerisinde de güçlü bir kısmını oluşturuyorlar. Yani öyle marjinal falan değiller bu yapı. Çünkü Jimmy Carter falan mesela bu Menahem Mendel adına ABD'de eğitimin, onun doğum gününün eğitimin günü olarak ilan etmişler. ABD'de Jimmy Carter döneminde. Jimmy Carter, Frank. 70'li yıllar. Yani tabii bu yeni bir şeyden bahsetmiyoruz. 19. yüzyıldan beri var. Yani Roosevelt'in falan bütün hepsi bu söylediğimiz sinagogu ziyaret ediyor. İsrail'i en büyük destekleyen, İsrail'deki yapıyı en büyük destekleyen, İsrail ordusunun güçlendirilmesi için yaklaşık işte 70 yıldır çalışan en önemli yapıdan bahsediyoruz. Şimdi böyle bir yere Amerikan polisinin baskın düzenleyerek içeride bir suç işleniyor diye içeri girebilmesi normalde ABD'de asla olamayacak bir şey. Yani bu bir marjinal grup değil. Yahudi şu anda Netanyahu'nun felsefesinin temelini oluşturan, yani asıl İsrail toplumunun merkezini oluşturan ve ABD'yi yöneten. Ve ABD'yi yöneten yapıya şu anda polis içeride bir suç işleniyor diye şikayet üzerine geliyor. Tabii onlar da geliyorlar, saldırıyorlar polise. Sen kimsin ki böyle? Biz Amerika'nın gerçek sahibiyiz. Çık buradan falan hareketleri çekiyor ama gözaltı yapılıyor. Bu şunu gösteriyor. Amerika'da da çok ciddi bir Siyonizm, İsrail eleştirisi var. İsrail aleyhinde çok ciddi bir kamuoyu oluşmuş durumda. Demek ki ABD toplumunda da bu konuda bir rahatlık oluşmuş durumda. Normal şartlarda bir Amerikan polisinin sinagoga falan, böyle bir sinagoga baskın. Burası sapkın bir tarikat değil yani. Burası Yahudilerin merkez. Yani Ortodoks diyoruz zaten. Bir dinin en merkezi, en temel dini düşüncesini temsil eden yapıya Ortodoksluk denir. Değil mi? Doğru. O açıdan hani, burası. Evet, yani en geleneksel. En geleneksel, en şey evet. Formu temsil eder. İşte Hristiyanlığın Ortodoksluğu da Rum. En yorumsuz. Tabii Fener Rum Patrikhanesi'dir yani. Onun gibi en yorumsuz, en merkezi. Ve bu makbul bir şey Amerika'da. Yani, tabii. Yani Amerika'daki en makbul. O bak bu cümleni önemsedim bak şimdi. Amerika'da da en makbul olan bir grup. Yani diyelim ben o yüzden Amerika'da evet. Yönetenler de bunlar. Yönetenler de ifade bunlar. Kullandım. O da şu yani bu Ortodoks Yahudilerin. Normalde hani biz de ben de gördüğümde çok da selamlaşmıştık onlarla sokakta geçerken. Şu New York'ta falan çok fazla var ya bu uzun evet. Perçemli olanlar. Bunların hangisi işte Hasidikler, hangisi baş gruptan ayırt edemiyorum ben. Bilmiyorum kıyafetten sen de edebiliyor musun? Ben de ayırt edemiyorum. Ama onun belli bir sembolleri var çünkü bildiğim tabii kadarıyla. Tabii kendi aralarında bazı şeyler bir de geldikleri yöreye göre de değişiyor. Bazıları kalpak takıyor. Evet, kalpak bazıları böyle bir şey gibi. Herhalde o hangi... Coğrafyadan geldilerse, Kafkaslardan geldiler. Mesela Kafkaslar ya da işte Polonya evet. Yahudileri falan filan gibi. Ama hakikaten aslında şu anda çok hızlı geçti mevzu. Şu anda belki de basında çok fazla tartışılmıyor ama dediğin çok önemli. Yani düşünebiliyor musun ya merkezi bu yani şu anda olan katliamın, soykırımın, devam eden soykırımın, Amerika yöneten güçlerin, egemen güçlerin, Siyonizmin merkezi olan yerde bu Siyonistlere baskın yapacaksın evet. Ve ABD'de. Evet. Yani bu fotoğraf bu. Ve bir suç işlerken. No, evet, yani. O açıdan dünyada artık her şey İsrail'in aleyhine işliyor. O Aksa Tufanı harekatı öyle bir şeyi başardı ki aslında. Hamas öyle büyük bir şeyi başardı ki. Bütün dünyada İsrail'in bütün kirli yüzünü ifşa etti. Gerçek yüzünü, soykırımcı yüzünü ifşa etti. Ve bunların aslında Siyonizmin işte efendim seküler bir ideolojidir. O açıdan Yahudilikle hiçbir ilişkisi yoktur. Merak etmeye falan denen şeyi de ortadan kaldırdı. Ya Netanyahu kapak gibi Tevrat elinde dolaşıyor. Ben kaç hafta önce yapıyorum diyor. Gene programdaydın. Gene seni davet etmiştik. O programda sana bir soru sormuştum. Ne oldu? Sonuç nedir? Yani Hamas nasıl kazandı? Kazandı mı? İsrail kaybetti mi diye sordum. Siyonistler evet kaybetmiştir dedin. Zannedersin 2-3 hafta önce olmuştur. Hatta bu soruyu direkt sormuştum. Bu da bu operasyonda yani. Kaybettiğinin başka evet, bir yani kanıtı. Bu, ABD'de İsrail'e destek veren en büyük sinagoglardan bir tanesi Amerikan polisi tarafından basılıyor. Evet, kalbine bir evet. Hançer saplandı. Önümüzdeki günlerde yansımasını göreceğiz. Belki de yazarsın mevzuyu diyelim. Şimdi oradan tekrar içeri gelelim. Şimdi İstanbul'da biliyorsun Fatih Camii imamı. Evet. Hoca efendi neydi? Galip Usta. Galip Usta. Hoca bir saldırıya uğradı ve detayları biliyorsun zaten o günde biliyorsun beraberdik tartıştık evet. Bir sürü şeyleri. Şimdi şey de var tabii saldırgan tutuklandı. İfadeler ortaya çıktı. Detay çok fazla detaya girmeden sadece şunu soracağım. Bunlar tesadüfen mi oldu 15 gün içerisinde yaşadıklarımıza bakıyoruz. Mossad ajanlarına operasyon yapılıyor. 35 tane Mossad'lı yakalanıyor. Yani ajanı muhbir yakalanıyor her neyse. Bir hilafet
tartışması başlıyor. Ardından bu ırkçı, faşist söylemlerle bu ekibi oluşturan tipler, başta Ümit Özdağ olmak üzere, bir kışkırtma süreci vardı. Onun sonucunda da bir taraftan tırnak içerisinde Türkçülük bilmem ne milliyetçilik adı altında güya bayağı bildiğin faşist, hatta ötesinde tehditvari şeyler de ortaya çıktı. Bunu yapanlar ortaya çıktı. Siteler kurdular. Sosyal medya üzerinden bayağı tehdit ettiler, küfür ettiler. Ve ardından da bu yaşandı. Bütün bunlar, ben bugün de ifade ettim aslında yazımda. Yani aynı senaryo, aynı film, seçimler öncesi. Bir tanesi de öteki der ki sokağa çıkalım, Halim Ayrı başarır. Sokaklarda hakkımızı arayalım. Ve bu olay da yaşandı. Bütün bunların böyle tesadüfen olduğunu, bu ilahi, tabi bu iş tarihattan başladı zaten. Tabii. Hani ben dün söyledim, çok şey oldu, komik oldu ama biz hep Arabistan'a gitti. Yalla Arabistan'a diyorlardı. Önce kendileri gitti dedim ya bunları. Riyad'dan başladı ve buraya kadar geldi. Bu bir plan mıdır? Yani her zaman izlemiş senaryonun parçası mıdır? Evet. Çok demode değil midir hocam? Yok. Yani Türkiye için demode değil. Türkiye'de zaten bütün olayları böyle başlatıyorlar. Hayatlarını kırmak yani, önemli diyorsun. Yani. Evet, önemli. Elbette seçimle alakalı bir boyutu var. Geçenlerdeki seçimde de aynı şeyi yapmışlardı. Fakat bu defa çok daha tehlikeli bir süreç var. Çünkü gerçekten hani seçimler sonrasında biteceğini ümit etmemiz gerekir, değil mi? Seçimler sonrasında devam etmeyecek. Çünkü Türkiye'deki bu ırkçı ve faşist yapı ve CHP'nin ilkel yapısından, ilkel Kemalizm'den besleniyor aslında bu yapı. Herkese karşı öyle büyük bir düşmanlık besleyen bir şey anlayışı ortaya çıkardı ki önce yabancı düşmanlığıyla, Suriyeli düşmanlığıyla başladılar, Arap düşmanlığına dönüştürdüler. Sonra mesela şimdi Alevi ve Kürt düşmanlığını kışkırtmaya çalışıyorlar. Yani bu her türlü Türkiye'de kavgaya, dövüş çıkabilecek, hırgür çıkacak ne varsa onu kaşımaya çalışıyorlar. Çünkü İsrail dedi ki siz Filistin halkının yanında yer aldınız, biz sizin ülkenizdeki karışıklığı çıkartacağız. Biz sizin ülkenizde operasyon yapacağız dedi yani. İsrail bunu açıkça söyledi. Bu açıkça Mossad'ın, Siyonizmin ve küresel emperyalizmin bir operasyonu. Ama bu operasyon deyince böyle bir komplo teorisinden bahsetmiyorum. 80 darbesinin arkasında da onlar vardı. 28 Şubat darbesinin arkasında da onlar vardı. Doğrudan onlar vardı yani. 27 Nisan muhtırasında da onlar vardı. Gezi eylemlerinin ortası. Bütün Türkiye'yi karıştıran darbeci yapıların, sokağa karıştıran yapıların, Maraş katliamının, Sivas ne varsa hepsi onlardan besleniyor. Onlar tarafından destekleniyor. Ama Türkiye'de kendilerine maşalar buluyorlar işte. İşte sokağa bir tane adam milletvekili olmuş güya. Hakime kalkıp ben mahkeme basarak hakime tehdit edebilirse ya. Yani onunla ancak işlerini görürler. Ya da kendisine siyasi parti başkanı diyen adam mahkeme basıp biz bu adamları alacağız, bunlar Türk gençliği temsil ediyorlar falan derse, ya da sokağın ortasındaki adama elinde la ilahe illallah bayrağı sancağı taşıdığı için yumruk atan adama şiddet uygulayan bir ahlaksız diyeceğim yani, ne diyelim bilmiyorum artık o adama, öyle, ne diyelim yani, saldırgana söyleyebiliyoruz yani, evet. Kalkıp da CHP'nin İstanbul İl Gençlik Başkanı, ey Türk gençliği işte sizin arkanızdayız çünkü damarlarındaki asil kan da bu mevcut falan diye böyle destek tweetleri atarsa sonuç bu. Yani elbette peki şu değil. Hala makamında o duruyor, İstanbul duruyor, taltif edilir. Böyle şeyler şu anda taltif ediliyor. İlginç bir şey yani. Hocam şiddeti övmek değil mi bu? Hem de nasıl şiddeti övmek yani. Bak biraz önce söyledim, çocuğun yüzüne ütü basmışlar, ağızlarını açmıyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya Kürtsün, Alevisin. Alt ırksın bilmem evet. Ne. Bunu diyen şey, adama itlaf edilmen lazım. Evet. Yok edilmen lazım. Çamaşırdaki yani. Ağız açmıyorlar. Şey, çamaşır ipteki çamaşır gibi sallandıracağız sizi bizim iktidarımızda diyor. Korkunç ona gidiyorsun şey zaten ama CHP'de gidiyor, ona diyor ki tamam sen gel MİT'in başına geç. İçişleri Bakanlığı da sana verdim diyor. Öteki diyor ki efendim bana sormadan neden bunu yaptın, benim haberim yoktu diyor Babacan'da, Davutoğlu'da falan. Böyle garip garip abi, şeyler. İğrenç ya. İğrenç. Yani bir de şu mahkemeye basan Ümit Özdağ. Evet. Koridorlarda onca tutmuş militanlarla birlikte sloganlar atıyor. Bu nerede? Dağ başı yani, burası ya. Dağ başı. Bu yapılıyor. Bir de o Ümit Özdağ dün hatırlattım. MİT başkanlığını veriyordu. Evet. Kılıçdaroğlu. Abi yine ucuz atlatmışız ya. Her defasında bir uçurumun köşesinden dönüş görüyoruz. Dönüyoruz. Yani gerçekten hayır, bu yönüyle şey çok yani. Tehlikeli. Ben tekrar ediyorum. ABD ve İsrail'e sürekli bir şey yapıyoruz. Evet. Hani suçun merkezi orası. Tamam, doğru. Mossad ajanları yakalanıyor bilmem ne falan. Ama zaten adam eleman bulmazsa Türkiye'de neyle yapacak bunu? İşte değil. Eleman bunlar. Maalesef sorun o. Bu eleman dediğimiz adam milletvekili olarak, siyasal parti başkanı olarak, yok gençlik başkanı olarak ortaya çıkıyor. Temel sorun bu. Bunlar olmasa zaten Türkiye'de bunların hiçbirisi gerçekleşmezdi.
Evet, yani bu bizim uydurduğumuz teori değil. Ben tamamen destekliyorum söylediklerini. Çünkü biz bu senaryoyu çok izledik. Benzer şeyler. Ben özellikle bu toplumsal fay hatlarının kırılma noktalarında Türk, Kürt, Sünni, Alevi, laik, anti-laik falan filan gibi bu hatlar üzerinden o kadar çok şey oynanıyor ki ve günümüzde diyorsun ki herhalde yeter. O yüzden ben demode dedim. Yani 70'li yılların argümanlarıyla veya malzemeleriyle bugün tekrar aynı ortamı oluşturmak mümkün değil diyorsun. Hı hı. 28 Şubat bir daha böyle yaşanamaz diyorsun. Cezaları da kesiyorsun. Baba sabah bir kalkıyorsun, kahrolsun şeriat, kahrolsun ilafet. İrtica geliyor, lekelden gidiyor. Tekrar başlıyorlar aynı yerden. Hiçbir şey değişmemiş. Hiçbir şey değişmez. Üstelik özellikle CHP. Bak bu hiç değişmez. Ulusal güvenlik sorunudur CHP. Yani ama her neden? Sen İstanbul'da 1 Ocak günü sabah namazından sonra 250 bin Türk bayrağıyla kahrolsun PKK ve kahrolsun İsrail dersen, kendilerinin dayandıkları, sırtını dayıyorlar ya, çok dayandıkları bir örgüte laf söylersen, dayandıkları küresel emperyalizme ve siyonizme kahrolsun dedirtirsen, 250 bin insan İstanbul'un orta yerinde söylerse, bir de Mossad ajanlarını yakalarsan o Blinken da gelir, bırak bizim evlatları diye, Amerikan oğlanları ayağa kalkar diyorsun. Ayak. Bunlar Amerikan oğlanları. Hocam ağzına sağlık. Vallahi nasıl geçti bilemedim. Birkaç mevzu daha vardı ama teşekkür ediyorum. Süremiz burada bitiyor. Efendim günün manşeti burada sona eriyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.